Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Özdeşlikler konumuzla beraberiz. Süper bir şekilde matematik dersimizde çok önemli bir konu başlığıyla beraberiz. Her sene LGS'de en az bir sorusu olan bir konu başlığı. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Tonguç Kapı nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapı'na katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirle butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Kap'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kap'a bekliyoruz. Tonguç Kap mıyım? Değil. Bir kere bu özdeşlik mi değil mi dediği zaman bak burada bir eşitliği var değil mi Tonguç Kap mıyım? Evet hocam. Eğer bu ifade bilinmeyen her değeri için doğru ise Tonguç Kap mıyım, biz buna özdeşlik diyoruz. Hemen seninle beraber bir yapmaya çalışalım mı? Tonguç bak ben bunu şöyle dağıttığım zaman ne olur Allah'ını seversen. Bak 1 artı 2x eksi 2 kere 2 4 eder değil mi? Şimdi eksi 4 ile artı 1'i toplarsak ne der Tonguç Kap mıyım? 2x eksi 3 öder değil mi Tonguç abi? Bak burada 2 eksi 3, burada 2 eksi 3. O zaman bu her zaman doğru değil mi Tonguç abi? Hocam lastik mi taktınız parmağınıza? Evet, evet lastik takmışım evet yanlışlıkla. Lastik tamamen bu yanlış anlaşılmasın lütfen. Hani doğru lastik mi hocam yoksa burada normal... bir şeyleri tutturmak için lastik takmıştım ama. Kalemin parmağını kalmış. Kalmış evet çok önemli değil özür dilerim diyoruz. Geldik Tonguç abi bak 2 eksi 3 x. O zaman bunlar bile aynı. O zaman bu bir özdeşiktir. Peki başka türlü bir yöntem var mı? Salla x yerine 5 yaz. 5 kere 2 10. 10. 3 çıkar 7. X yerine 5 yaz. 5 eksi 3, 5 eksi 2, 3. 3 kere 2, 6. 1 de ekle 7. Bak 7 eşittir 7. İşte bu kadar. Bu kadar basit. Geldik bu zımmırtıya mesela. Bak. Bunda bunu çarptın, bunda bunu çarptın. 2x eksi 2. Bir de artı x var. O zaman 3x eksi 2. Burada ne var? 2x eksi 3 var. O zaman bu bir özdeşlik değil. Kusura bakma bu bir denklem diyeceğiz Tonguç'um. Bu basit bir giriş tabii ki. Bunda bunu çarptın, bunda bunu çarptın. X kare artı x dedik. Artı bir de 3 var. Buraya bakalım. Aa aynı şey. Dolayısıyla tamam. Bu bir özdeşliktir diyoruz ve süper bir şekilde özdeşlikle denklem arasındaki farkı anladık. İstersen sayı da verebilirsin bunu unutma. Şimdi geldik işte tarihi bir özelliğe. İşte matematik hayatım boyunca en fazla kullanacağım. Matematik hayatım karardı. Matematik hayatım boyunca en fazla kullanacağım özdeşlik hangisi desen iki kare farkı derim. Wow. Tek geçerim gerçekten de. Yani bundan daha önemli bir özdeşlik yok. Bütün üniversite sınavlarında yani yüz binlerce kere çıktı. LGS sınavı, TEOK sınavları, eski ABS, LPG her şeyde çıktı Tonguç Kap abim. Bunun çıkmadığı sınav neredeyse tarihte yok. Çünkü matematik öğretmenleri buna bayılıyorlar. Neden diyeceksin? Çünkü böyle minnoş bir şey. Neden? Bak a kare eksi b kare. Bir şeyin karesinden diğerinin karesini çıkartıyorsun. O zaman basit bir mantık düşüneceksin. Tonguç Kap abim. Mesela hemen sana bir seni anlayacağın dilden anlatmak istiyorum Tonguç Kap abim. Japonca yani. Hayır. Öküzün karesi eksi sığırın karesi. Hemen söyler misin bana? Öküzün karesi eksi b. Çok basit bir mantığı var. Camış. Öküz eksi sığır diyorsun Tonguç Kap'ım benim. Öküz artı sığır diyorsun Tonguç Kap'ım benim. Ve bunları birbirleriyle çarpıyorsun bu kadar basit. Yani resmen mandalaya döndü hocam burası. Bana a kare eksi b kare derlerse a eksi b, a artı b ve bunları çarpıyorum bitti bu kadar. Mesela 100'ün karesi eksi 99'un karesi. 100 eksi 99, 100 artı 99 ve bunları yan yana çarp bitti bu kadar. 100 eksi 99 kaç eder? 1 çarpı 100 artı 99, 199. Bak bunun cevabı neymiş? 199'muş bitti bu kadar. Bak şu zımmırtıya bakalım. X kare eksi 4 y kare. İşte burada trikler başlıyor. Matematiğin çelişkili ve entrikalı dünyasına hoş geldin diyorum. Bak burada 4 y kare. Neyin karesidir diye sormasın. Bu basit. X kare x'in karesidir. 4 y kare neyin karesidir dediğin zaman hemen ne aklına gelecek Tonguç abi? 4 y. Patlarsın. Çok güzel bir hata yaptın. Tebrik ediyorum seni. 4 y'nin karesi hemen neymiş hesaplayalım. 4 y karesi. 4 y'nin karesi 4 y çarpı 4 y değil midir Tonguç abi? 4 y kare nedir o zaman? 4 kere 4 16 y kare y çarpı y y kare. Aa. 16 y kare patladın dedin ki bana. 4 y kare aslında 4 y'nin karesidir ve patladın. O zaman mantık şu.
dört y kare neyin karesi derken her ikisinin de tersine gitmen gerekiyor. Y karenin tersine gidersek y, dördün tersine gidersek dört neyin karesin sen? İkinin. Süper. O zaman bu aslında iki y'nin karesidir diye aklına getireceksin. Sonra diyeceksin ki x eksi 2'ye, x artı 2'ye ve bunları yan yana çarpayım diyecek ve olayı bitireceksin diyoruz ve geldik tam kare ifadelere. Arkadaşların yorumları çok önemli bu arada. Hocam bir gün Adıyan, Efe, Cantürk, Irmak, Albayrak, Ramazan, Karakoç, Yar, Dumnur. Bordo bereli sorularımız geliyor. Bordo bereli sorularımız gerçekten de. Komando. Hocam Tonguç Fan, Hidayet Bölükbaşı, Roblox Bozan Oyuncu, Sevil Can Çallı, Birgül Adıyan, Huri Naz Şeker, İlayda Sarı, Efe Cantürk, evet. Ramazan Karakoç, Nihal. Şimdi tam kare ifadelere geçiyoruz. Bu da önemli bir konu. Neden? Çünkü herkesin karıştırdığı bir aslında kıl bir özellik var burada. Şöyle düşünüyor herkes. A artı B'nin karesini alırsam A kare artı B karedir. Çok yapılan bir hata. O yüzden buraya da yazdık zaten. Aman dikkat et. Bu hatayı yapma. Çünkü A artı B'nin karesi nedir biliyor musun? Doğru A kare artı B karedir. Ama bunların arasında birazcık açtım. Neden biliyor musun? Çünkü önemli bir kıllık var orada. Bu ikisini çarpıp iki katını alıyorsun. 2AB ediyor ve buna artı şeklinde ekliyorsun. Yani A kare artı B kare. Tamam eyvallah. Senin aklına gelen ilk şey zaten buydu. A artı B'nin karesinde. Ama bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Şu ikisini çarpıyorsun. Sonra bir de 2 ile çarpıp artı diye bunu ekliyorsun. Mesela A eksi B'nin karesini almak istiyorum. Yine aynı şekilde A kare artı B karedir. Çünkü eksinin karesi de artıdır. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Bunda bir problem yok. Bunu herkes aklına getirebiliyor. Ama herkes şunu aklına getirmiyor. Bu ikisini çarp. AB 2 ile çarp bunları. 2AB burada eksi olduğu için de buraya eksi yaz demek aklına gelmiyor herkesin. O yüzden kırmızı ile yazdım ki aklına getirebilsin. Demek ki A artı B'nin karesi deyince bu aklımıza gelecek. A eksi B'nin karesi deyince de bu aklımıza gelecek ve biz bunlara tam kare diyoruz. Ve bunların diğer bir adıysa Tonguç Hanım'ım parantez karesi. Bak parantez karesi de kullanılabiliyor. Orada aklına getireceksin ki bir parantezin karesini almışız. Arkadaşların neler söylüyorlar bununla alakalı yorumlarını almak istiyorum Tonguç Hanım'ım. Hocam. Bu sırada hemen sana şunu yapmak istiyorum. X artı 1'in karesi. X'in karesi artı 1. Bitti bu kadar. Çünkü 1'in karesi kaçtır evladım benim? 1. Süper diksin. Ama araya ne diyeceğiz? Bu x'in çarpımı yani x çarpı 1 x'tir. 2 katı 2x'tir. Bir de artı olduğu için burada artıyı yapıştırıyorum. X kare artı 2x artı 1'miş demek ki. Mesela hemen bu zımırtıya geldik. 3x'in karesi kaçtır? 3x'in karesi nerede Tonguç Hanım benim? 3x kare. Patladın çok güzel. Gel seninle beraber yapalım. 3x çarpı 3x diyorum. 3 kere 3 9. Hocam bordo bereli istiyoruz. X çarpı x. X kare 9x kare. Bordo bereliler geliyor merak etme. Dolayısıyla diyorum ki bu 9x kare artı eksi 2'nin karesi 4'tür. Yani. Artı 4 süper. Ama ikisinin çarpımının yani 6x bak 3x çarpı 2 6x. 2 katı 12x'i buradaki işaret neyse aynı şekilde yerleştiriyorum. Araya koyuyorum. Araya monte ediyorum. Ve işte bu kadar tam kare ifadeleri tamamlamış olduk. Gel senle gerçekten de birazcık bordo bereliye yakın. Ama bu mavi bereli diyelim gerçekten de bu soruya. Ama önemli bir soru. Şöyle bir ifade sormuş bize. Demiş ki x budur, y budur. Yuh daha ne ya neler. Evladım ilk kökler falan var. Bayağı kafa karıştırıcı bir soruya benziyor. Ama hiç korkmayacağız. Diyeceğim ki şu ifade bir şeye benziyor. Neye benziyor? Neye benziyor? Bak şu zımbırtıyı ortaya alalım. Ne fark eder ki? X kare eksi 2x'ye artı y kare. Bakar mısın? X'in karesi, y'nin karesi bir de ikisinin çarpımının iki katı. Bir de burada eksi var. O zaman bu ifade artın aslında x eksi y'nin karesi değil midir Tonguç Hanım? Evet hocam. Demin öğrenmiştik. Biz bunlara da tam kare diyorduk diyoruz. Dolayısıyla x eksi y'nin karesini soruyor. X'i biliyoruz. Y'yi de biliyoruz. Biliyoruz. O zaman bunları birbirlerinden çıkartıp Tonguç Hanım benim karesini almam gerektiğini anlayabiliyorum. Çünkü bak burada x yazıyor, burada y yazıyor. Bak x bu, y bu. O zaman bundan bunu çıkartacağım bak. 2 eksi kök 5 buradaki x. 2 artı kök 5 buradaki y. Aralarında eksi var, eksi var. Parantez var şu etraflarında ve kare var etraflarında. İşte bu kadar. Olay bitti. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu bir bütün olduğu için, bu da bir bütün olduğu için bunları ayrı bir paranteze de koymamız gerekiyor. Ne işimize yarayacak bu parantez? İşte kritik nokta burada. Burada eksi artı hatası çok yapılıyor. O yüzden şuna dikkat edeceğiz. Bu eksi hem buna hem buna dağılacak. Diyorum ki o zaman 2 eksi kök 5 buradaki eksi dağılırsa eksi 2
buradaki eksi buraya da alırsa eksi kök 5 etti Tonguç Arar'ın. Gerçekten de matematiğin entrika dolu. Sihirli dünyasında ve, kayboluyorum adeta. Gerçekten de birazcık sihir dolu dünyasına hoş geldin diyorum. 2 ile 2 birbirini zaten götürdü. 2 eksi 2 sıfırdır. Eksi kök 5 eksi kök 5 nedir Allah'ını seversen? Eksi 2 tane kök 5'tir. Ve bunun karesini alabilirim artık, çok basit. Çünkü eksi 2'nin karesi nedir Allah'ını seversen? Eksi 2'nin karesi 4'tür. Kök 5'in karesi 5'tir. 4 kere 5'ten de cevabımızın 20 olduğunu söylemeyiz. Bravo diyorum sana artık. Bravo. Bordo verilere yaklaşıyoruz gerçekten de. Hiç sorun değil ama bordo verisi bir tane bordo hemen verildi. Hemen geliyor lan benim tebriklerimize. Şimdi burada tabii hani şunu unutmamamız gerekiyor. İyi hocam. Bordo verili soruya gelinceye kadar bizim alıştırma, ısınma, antrenman yapmamız önce gerekiyor. Önce erbaş ve onbaşı. Aynı spordaki gibi. Eğer siz hiç spor yapan arkadaşınız varsa mutlaka okula bilirler. Hoca mutlaka ana antrenmandan önce ufak ısındırma, jogging, mogging böyle aynen. Niye esnetme falan? Niye peki bunlar biliyor musun Tonguç? Yırtılmayalım diye. Çünkü Tonguç acayip önemli. Kaslarımız, tendonlarımız, bilmemlerimiz yırtınabilir, yırtılabilir. O yüzden vücudumuzdaki kan dolaşımını arttırıp, beynimizdeki akışı hızlandırıp, bunlar tamamen onlar için, sonrasında bordo belirliği, gerçekten LGS'de çıkabilecek tarzdaki bordo belirliği soruyu yapacağız seninle beraber. Yandaki şekil. Bu arada, burada hani bordo belirliği sorular diyorlar ya, bordo belirliği soruları nerede bulabiliriz diye arkadaşlarımız? Çok basit al işte, Zorlu Bankası'nda bordo belirliği sorular bollukla var ve buradan da bordo belirliği sorular hepsini arkadaşlarımız çözebilir. Bu arkadaşı bordo belirli bankasında yapabilirdik bunu. Hatta Zorlu Bankası'nda yapabilirdik gerçekten de. Tebrik ediyorum seni. Evet. Şimdi geldik yandaki şekilde. 3 farklı kare şeklinde kartonun birbirine yapıştırmasıyla oluşturulmuştur. Verilen uzunluklara göre kırmızı ve yeşil renkli bölgelerin santimetre kare ama bak çok önemli. 3 farklı kare demiş. O zaman bütün bu karelerin kenarları birleşti. Bunu 3x artı 1 ise burası da 3x artı 1'dir. Burası da 3x artı 1'dir. Bunu unutmayalım. Burası x eksi 2 ise burası da x eksi 2'dir. Çünkü bu bir aslında dikdörtgene benzese de bir kare. Aslında yanlış birazcık yamuk çizmişiz, kusura bakma. Peki buradaki zımbırtı kırmızı ve yeşil renkli bölgenin santimetre cinsinden alalım. Bir kere yeşil renkli bölgenin santimetre kare cinsinden alanını hesaplayabiliriz. Çünkü kenarlarını biliyoruz. X eksi 2 çarpı x eksi 2. X eksi 2 çarpı x eksi 2. Ben bunu ne yapıyordum? Aslında x eksi 2'nin karesi diye yazıyordum. Nasıl çarpıyorduk? Tam kare yapalım. X'in karesi artı 4 diyorum. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Ve bu x'in çarpımı 2x'in 2 katı 4x. Ve burada eksi olduğu için buradaki eksi x. Dolayısıyla bu zımbırtı yeşil alan diyoruz ve bulmuş olduk. Şimdi geldik kırmızı alana. Kırmızı alanı bulmak için birazcık daha yorulacağız. Neden diyeceksin? Çünkü şu kenarı vermemiş bize. Ama şöyle biliyorum. Şunun hepsi kaç evladım benim, şunun hepsinin hemen söyler misin ne olduğunu? 3x artı 1 santim. Mükemmel. Şurası ne kadar Tonguç Arar'ın benim, bir söyler misin bana? X eksi 2. Süper. Dolayısıyla bu zımbırtıdan bu zımbırtıyı çıkarsam bu zımbırtıyı bulmaz mıyım Tonguç Arar'ın? Evet hocam. Hemen yapalım seninle beraber. Hemen 3x artı 1'den paranteze koymak zorundayım. Lütfen rica ediyorum. X eksi 2'yi çıkartıyorum ve bu eksiyi de bunun üzerine dağıtmayı unutmuyorum. Eksi eksi ipeksin. Burada matematiğin entrikalı dolu dünyasına artı eksi hatalarına hoş geldin diyorum. Geldik 3x artı 1 diyorum. Eksi x. Bak bu dağılınca eksi eksi neler, artı 2'ler. Dolayısıyla cevabımız 3x'ten 1x çıkarsa 2x artı 1 ile artı 2 artı 3. O zaman kırmızının bir kenarının 2x artı 3 olduğunu buldum bile. O zaman hadi seninle beraber kırmızı alanı kırmızı renkli kalemimizle hesaplayalım Tonguç Arar Bey. 2x artı 3'ün karesi. Neden? Çünkü bunun karesi. Bu çarpı bu aslında. Aynı şey olduğu için karesini alalım. Ne diyorduk Tonguç Arar Bey? 2x artı 3'ün 4x kare. Yani 2x'in karesi. Çok dikkat et, karıştırma. Artı 9. Çünkü 3'ün karesi. Ve bu x'in çarpımı 6x'in 2 katı. 12x. Ve aradaki artı olduğu için artı 12 diyoruz. Dolayısıyla ben artık kırmızı renkli alanı buldum. Bize ne soruyordu Tonguç Arar Bey? Kırmızıyla yeşil renkli bölgenin alanlarının farkını soruyordu. O zaman bunun altına yazarım. X kare eksi 4x artı 4 diye yazarım ve çıkartırım Tonguç'um. 9'dan 4 çıktı Tonguç Arar Bey. 5. 12x'ten eksi 4x çıktı. Wow. İşte patlarsın. 12'den 4 çıktı 8x. Harika. İnsanın aklına öyle geliyor. Hemen yazalım. 12x'ten. Ve insan aldanır. Eksi 4x'i çıkarmam gerek. Eksi eksi kaç etti? Matematiğin entrika dolu dünyasına hoş geldin diyorum. Skandallar. 16x'miş. 16x'miş.
artı 5 ve 4x kareden x kare çıktığı zaman bu aslında 1x karedir, görünmez bir 1 vardır. 1 vardır. 3x kare artı 16x artı 5 şeklinde. Hocam matematiğin büyülü dünyasında, entrikalı dünyasında bir dizi çekmeyi düşünür müsünüz? Evet, yani skandallarla doğru hayatımız var. Geldik Bordo Bereli soruya. Hadi bu arkadaşlar. Hocam Sores Aga, Kuşu Batuhan, Merve Sebze, Nuray Özbay, Onur Şen, doğru Baba Gamer oyuncu. Doğru cevabı, bu doğru cevabı yazan arkadaşımızın adını yazmak istiyorum tarihe. O zaman seçenekleri kapatın hocam arkadaşlar. Şey yazmasın, ABC'de yazmasınlar. Evet, şimdi ABC'de yazmayalım. Evet, bu seçeneklerden hangisi olur? Onur Şen, Atakan Dursun, Baba Gamer oyuncu, Mehtap Gündoğan, Emre Bozkurt, evet. Süperisi, ABC'deyi kabul etmiyoruz. Yüksel Türk, Burak Özcan. Yazmanı istiyoruz. Acaba hangisi olacak? Nuray Buyurun. Özbay benim adım okuyun demiş hocam. Evet. Nisa Arslan, Abama, Demirtaş. İlk Bordo Bereli sorumuzu hayırlı olsun. Bu Vatan arada, Bordo Bereli sorulardan mesela bak birkaç tane örnek sana göstermek istiyorum. Bak burada Bordo Bereli sorularımız çoğunlukla var. Şu tarz sorular, şu tarz sorular. Birazcık daha yeni nesil. Bak şuna bakar mısın? Bordo Bereli soru gerçekten de. Aynı şekilde Tonguç Eren Bey'im. Bu tarz alan soruları çok çıkıyor. Alan soruları özellikle LGS'de son sınavda çok fazla karşımıza geldi. Mesela şöyle bir soru bakar mısın Allah'ını seversen? Sorunun genişliğine... Soru değil adeta Bordo Bereli. Aynen, soru değil adeta bunu yapan Bordo Bereli diyoruz Tonguç Eren Bey'im. Ve süper bir şekilde bunların hepsine çalışman için çok güzel bir şekilde motive olman gerekiyor. Geldik Bordo Bereli soruya, hadi bakalım. Bilgi dik kenarı A ve B olan dik üçgenin alanı A çarpı B bölü 2'dir. Tamam zaten bunu biliyoruz. Zaten lane tip LGS sorularında bunu veriyorlar. Aşağıda eşkenardan oluşmuş deminler üzerine bazı geometrik şekiller çizilmiştir. Bir kare çizmiş, bir de üçgen çizmiş görüyoruz. İkinci zemindeki eşkarelerin bir kenar uzunluğu, birinci zemindeki eşkarelerin bir kenar uzunluğunun bir birim fazladır. Aman Allah'ım, iyice kafa karıştırmış. Buna göre birinci zemindeki şeklin alanı A kare olduğuna göre, bunun alanı A kareymiş, tamam eyvallah. İkinci zemindeki şeklin alanının A cinsinden eşidi, aman Allah'ım gerçekten de beynim şu andan yoruldu. Daha soruyu okurken bile... Ben bıraktım hocam, siz devam edin. Ben dedim hani yani bu böyle olmaz, bu böyle olmaz, bir şey yapmamız gerekiyor. Benden geçti hocam artık. Şimdi Tomuş Aram abi, gel bakalım senle. Şimdi diyorum ki, bak adam buna X demiş, birazcık kağıt çıkarmam gerekiyor. Hocam çünkü... ilk cevabı bilen arkadaşın ismini söylemiyorum. Aynı şeyi 4 defa söylüyorum. Kağıt çıkarmam gerekiyor çünkü çözemiyorum. Gerçekten. Hocam ilk bilen arkadaşın ismini yazabilirsiniz. Evet, ilk bilen arkadaşım. Amerikalı bir arkadaş, ailesi evet. Türk ama babası yabancı evet, olduğu için. İlk bilen arkadaşım. Burak Rogers. Ne? Burak Rogers. Burak süper. Rogers. Gerçekten de Rogers. Bravo. Evet. Rogers oğullarından. Evet, Rogers oğullarından diyoruz ve süper bir şekilde şimdi çözmeye başlıyoruz. Şimdi adam demiş ki bunun bir kenar uzunluğu yani X bunun bir kenar uzunluğundan bir fazla demiş. Yani şu kenar o zaman X değil de bir birim fazladı ya. Karelerin bir kenar uzunluğu bir. O zaman burası X artı 1'miş. X artı 1'miş. Bunu bir yazdık hayırlısıyla. Sonrasında diyorum ki Tonguç Eren Bey. Bunu yazdıktan sonra. Şimdi bunun alanını hesaplayalım mı seninle beraber? Hadi gel. Şimdi bak burası X ise. Burası da X. Burası da X. Burası da X. Burası da X değil mi Tonguç Eren Bey? Evet hocam. Dolayısıyla bunun alanı kare olduğu için 2x çarpı 2x değil mi? Bak birincisinin alanını hesaplıyorum. Yani 4x kare değil mi Tonguç Eren Bey? Evet hocam. Ve demiş ki bize birinci zemindeki alan A kare olduğuna göre demiş. Demek ki 4x kare aslında A kareye eşitmiş değil mi? Bu elimde kalsın. Peki ben buradan A'yı bulabilir miyim? A dediğimiz şey aslında neyin karesi 4x karedir? 2x'tir. Elimde şu iki bilgi kalsın. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi geldik ikinciye. Şimdi ikinciyi hesaplarken de şöyle yapıyorum. Bak bu elimde bir yerde duruyor. Şimdi diyorum ki burası x artı 1. Burası x artı 1. Burası x artı 1. Uzatmıyorum ama uzatıyorum birazcık. X artı 1. Bak 4 tane x artı 1 değil mi Tonguç Aramayım? Evet. 4 tane x artı 1. 4 çarpı x artı 1 diyorum o zaman. Süper. Şurası da 4 tane x artı 1 değil mi? Burası da 4 çarpı x artı 1. Sonrasında bu iki kenarı çarpıp 2'ye bölmem gerektiğini söylemiyordu bu arkadaşımız. Bölü 2 bunun alanıdır diyorum. Hadi bakalım şimdi şu 4'te bu 2 sadeleşir. 2 olur Tunguş Eren Bey. O zaman sonuç olarak bak 4 kere 2 8 çarpı x artı 1'in karesi de aslında şu zımbırtının alanıdır. Peki geldik diyor ki bunun cinsinden değeri de bunun cinsinden değeri soruyor. Şimdi bunu bir açmaya başlayalım. X artı 1'in karesini biliyorsun değil mi? Evet. 8 çarpı x kare artı 1 yazıyorduk zaten burnu açarken hatırlıyorsan. Ve bu x'in çarpımı 2x'in 1x'in 2 katı 2x'i de ortaya yazıyorduk artı şeklinde burada artı olduğu için. Şimdi bununla bunu çarpmam gerekiyor. O zaman diyorum ki Tonguç Eren Bey'im bölü 2'yi yaptık mı? 4 kere 2 8 Tonguç Eren Bey'im. Evet harika bunu da yaptık. O zaman diyorum ki Tonguç Eren Bey'im hemen bak
Bu ikisini çarptım. 8x kare artı 8 kere 2 16x artı 8 çıkar bunun cevabı. Şimdi 4x kare neydi? A kareydi. A kare. O zaman 8x kare 2 tane a kare etmez mi Tonguç Alan? Eder hocam. Bak benzetmeye başladım. A cinsinden eşitini sormuştu. Artı 2x neydi? A'ydı. O zaman 16x bunun 8 katı değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. 2x'in 8 katı 16x'i. O zaman bu da 8a'dır diyorum. Artı 8 şeklinde mükemmel bir şekilde ilk ben arkadaşımız Burak Racı'yı tebrik ediyoruz. Doğru cevabımızın 2a kare artı 8a artı 8'den Denizli olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de birazcık bordo bereli soruydu. Sorumuzun çözümü burada birazcık yer sığmadığı için biliyorsun bordo bereli sorular uzun oluyor ve bu şekilde yapmış olduk. Ve geldik artık özdeşiklerde çarpanları ayırmaya bakacağız. Tonguç Alemen bak burada çarpanları ayırmaya yaparken şunu bilmemiz gerekiyor. Ortak parantez alma her zaman kraldır. Ortak parantez alma ne demek biliyor musun Tonguç Alemen? Ne demek hocam? Ortak parantezi arkadaşların yorumlarını okuyabilir misin Tonguç Alemen? Hocam Enes Kebapçı, Ertuğrul Koparan, Mert Özçetin, Mehmet Çelik, Filiz Avşar, Tuziler, Gamers, Ece Özer, Sevilcan Çallı, YouTube Osmanlı. Evet ortak parantezi almanın yanlarına yıldızlar koyuyorum. Çünkü burada bak burada 3 tane terim var. Görebiliyor musun Sevil Hanım? Bu 3 tane terimin içinde de aslında 2 çarpanı var. Bak bu mesela 2 çarpı x kare. Bu mesela 2 çarpı 14x. Bu mesela 2 çarpı 49. Tamam mı? Dolayısıyla ben burada ortak olan 2 zımbırtısını en başa alıyorum. Çarpı diyorum ve parantezimi açıyorum. Sonrasında diyorum ki 2 ile neyi çarpıyordum burada x kare yapabilmek için? X kareyi. Eksi işareti. 2 ile neyi çarpıyordum? 14x'i. Artı işareti. 2 ile neyi çarpıyordum? 49'u. Heh bitti. Parantezimi pembe ışık kapatayım özür dilerim. Sonrasında diyorum ki 2 ile... Pembe gönlüm sende. 2 ortak çarpan parantezini almış olduk. İşte buna biz kral diyoruz. Çünkü krallar başa gelir. Sonrasında diyorum ki şu zımbırtı bir şeye benziyor. Gerçekten çok tanıdık bir şeye benziyor. Bu neyin karesi? X'in. Bu neyin karesi? 7'nin. Bu X'inin çarpımının 2 katı yani X çarpı 7, 7X, 2 katı 14X... Arada var eksi işaretiyle yazılmış. O zaman diyorum ki Hannes. Yani gerçekten de bildiğim bir şey bu. 2 çarpı x eksi 7'nin karesidir bu aslında diyorum. Ve buraya çarpanlara ayrılmış versiyonunu yapmış olduk. Yani hangi şeyi kullandık burada? Tam kare özdeşliğini kullanmış olduk. Onu da ayrıca not düşüyorum. Geldik bu zımbırtıya. Allah Allah burada ortak çarpan var mı? Evet var. Bu aslında bu zımbırtı olarak 3 çarpı a karedir. Bu da 3 çarpı 9 b kare. Niye 27 çarpı b kare yazmadım biliyor musun? Niye hocam? Çünkü ikisinde de aynı zımbırtının olabilmesi için. İkisinde de ortak kral özelliğin gelebilmesi için. İşte kralı başa yazdım sonrasında. Kral 3 burada. Çünkü ikisinde krallar ortak... ve kraliçeler. Geldik sonrasında parantezi açtım. Diyorum ki bundan geriye 3 çarpı a kare olduğu için a kare kaldı. Bundan eksi işareti. Sonra bundan da 9 b kare kaldı. Şimdi Allah Allah bu hangi özdeşliğe benziyor? Ben bunu göremeyecek ne var? 2 kare farkı diyorum kendi kendime. Kendime içimden. Diyorum ki çünkü bu bir şeyin karesi. Bu bir şeyin karesi. Bu neyin karesi Tonguç Alan benim? A'nın karesi. Peki bu neyin karesi dediğim zaman ilk başta aklına ne geliyor Tonguç Eladim benim? 9B. Patladın bravo çok güzel patladın. Bu 3B'nin karesi Tonguç Eladim benim. Dolayısıyla diyorum ki 3 çarpı A eksi 3B A artı 3B ve bunları çarp diyorum kendi içimden. A eksi 3B ile A artı 3B'yi çarptım ve bu şekilde çarpanlarını ayırmış oldum diye geldik bu zımbırtıya. Oo burada ortak çarpan var mı? Ortak parantez var mı? Yok ne yazık ki. Çünkü içinde de bu ve bunda hiçbir ortak parantez yok. Kusura, hiçbir ortak çarpan yok. Dolayısıyla diyorum ki o zaman ne yapabiliriz? Bu neyin karesi? 2x'in. Bu neyin karesi? 1'in karesi. Bu x'in çarpımının 2 katı. Yani 4x. Ortada var mı? Süper. O zaman diyorum ki çok basit. O zaman 2x artı 1'in karesidir bu. Yani tam kare özdeşliğini kullanmış olduk diyoruz ve geldik artık gerçekten de özel sorularımıza. Eşitliğe göre demiş. A artı B işte birinin sonucu kaçtı demiş. Hemen bakalım sana beraber. 4x küp eksi x kare. X pardon. Şöyle. Şimdi Tonguç bak şu ifadeyi gördüğüm zaman ortak parantezi alabilirim. Neden biliyor musun? Neden çünkü ikisinin de x olduğunu görebiliyorum. Bak bu mesela x çarpı 4x kare edebilir bu. Değil mi? Evet x ile 4x kareyi çarparsak 4x küp. Bu da x çarpı 1 eder. Değil mi Tonguç abi? Evet hocam. Heh, şimdi ikisine ortak bir şey var. Dolayısıyla hadi bakalım x parantezini aldım. X parantezini aldıktan sonra diyorum ki bundan geriye 4x kare kaldı. Aradaki işaret eksi. Bundan geriye 1 kaldı. Çünkü x'i almıştım. Tonguç dolayısıyla ifademiz bu çıktı. Ama şuna bir şeye benziyor yahu. Bu neye benziyor?
Ya bu bariz iki kare farkı artık. Neden çünkü diyeceksin? Çünkü bu bir şeyin karesi, bu bir şeyin karesi. Bu neyin karesi Allah'ını seversen? Hemen yazmak istiyorum. 2x'in karesi. Hatırlıyorsan. 2 2 4 x 1 ilgili çok hata yapmıştın. Uyarmıştık. Aklına kazınmıştı. Bu neyin karesi? 1'in karesi. E o zaman diyorum ki 2x-1, 2x+1 ve bunları çarpmam gerekiyor. Bitti. Bir de başta x vardı. Lütfen rica ediyorum. Bunu da yazmış olduk. Demek ki bu ifade aslında buymuş. Şimdi bize verdiği zımbırtıyla benzeştirmeye çalışalım. Üstüne yazıyorum. Ax çarpı bx+1 çarpı bx-1. Yani bakar mısın Allah'ını seversen? Şununla şu birbirine çok benzemiyor mu Allah'ını seversen? Evet, evet. Şimdi bunun başında görünmez bir ne vardır? Bir vardır. Süper zekisin. O zaman a dediğimiz şey bir. A 1'dir. Bx+1, 2x+1. Bx-1, 2x-1. O zaman b dediğimiz şeyin 2 olduğunu söyleyebilirsin 2 dakikada. A+B'yi sormuş. Cevabımızın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. Hadi bakalım. Çok önemli bir konu yaptık sizinle beraber. Aynen hocam, zor bir konuydu. Ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım bakalım. Donguç Dershane sundu.